Evet değerli izleyenler, herkese günaydın. Doktor Geldi'nin yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün günümüzde neredeyse herkesin yaşadığı bir sağlık sorunu, hatta bir sorunu konuşacağız. Hayatta hepimizin canını sıkabilecek, bizi birazcık da olsun kızdırabilecek olaylar başımıza gelebilir. Ama maalesef can sıkıcı haberlerde görüyoruz. Öfke duygusunun kontrolünü sağlayamayanlar oluyor. Aramızdalar ve kim olduklarını, ne zaman bunu yapacaklarını bilemiyoruz. Evimizde, işimizde, okulda, trafikte, hayatımızın her alanında huzurlu olabilmek için aslında en önemlisi öfkemizi kararında yaşamayı hem öğrenmeliyiz hem de bu durumlardan uzak kalmalıyız. Bugün öfke kontrolüyle ilgili çok önemli bilgilerle karşınızda olacağız. Bakalım sizler için neler hazırlamışız. Başlıyoruz, birazdan buradayız. Kontrolsüz öfke akıl almaz olaylara sebep oluyor. Öfke patlamaları nasıl şiddete dönüşür? Halı silkeledi diye komşusunu öldürdü. Bu nasıl bir şey hocam? 10 dakika içinde her şey olur biter, arkasından bir pişmanlık gelebilir. Öfkesini yönetmek isteyen Yeşim Hanım doktor gel diye başvurdu. Ben bekleyemiyorum. Daha gözleri kocaman bakan, sesi yüksek çıkan biri haline dönüşüyorum. Öfke kontrolü için nefes egzersizleri. Bütün bedenimizi de bir tarayalım. Son derece gevşek, rahat ve sakin olalım. İnsanın olduğu yerde her şey sonsuz ve sınırsız. Aslında duygular dünyasında veya karşılaşabileceklerimiz dünyasında birazcık da böyle. Dolayısıyla gündelik hayatınızda hiç beklemediğiniz bir yerde bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Ve bu soruna karşı çeşitli tepkiler veya duygular besleyebilirsiniz. Örnek olarak burada görmüş olduğunuz gibi belki sinir, belki bir gerginlik, belki sadece bir üzüntü, belki de tepkisiz kalabilirsiniz. Belki de birisinin karşısında konuşurken esneyebilirsiniz, sıkılabilirsiniz. Ancak öyle durumlar gelir ki gerginlik veya stres, o esnada yaşadığınız stres boyutu artar. Ondan sonra tepkilerinizi belki kontrol edemeyecek noktaya gelirsiniz. İşte öfkelendiğiniz anları konuşmamız gerekiyor. Öfke kontrolünü özellikle son günlerde karşımıza çıkan dünyanın her tarafından gelen çeşitli haberlerle, belki de sarsıldığımız, belki de kendimizin bile endişe ettiği durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Peki ne yapmamız gerekiyor? Bir, öfke kontrolüyle karşılaştığımızda nasıl tepki vereceğiz? İki, biz o noktaya nasıl gelmeyeceğiz? Bunların hepsi bence oldukça önemli. Kendimizi korumak veya çevremizdekileri korumak tan ziyade hem bunu yaptıktan sonra hem de aynı zamanda toplumsal olarak da iyiliği yayabilmeyi sağlayabilmek adına bu işleri belirli dozda tutmak mutlaka gerekiyor. Bugün çok değerli hocam, değerli konuğum Profesör Doktor Arif Verimli bizlerle birlikte ve öfke kontrolünü kendisiyle konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Sağ olun. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizi ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Bugünkü konumuz öfke kontrolü veya kontrolsüz öfkede nelerle karşılaşıyoruz? Bunların altında acaba başka sorunlar da yer alabiliyor mu? Biraz bunları konuşmak istiyorum. Ama başlamadan önce ilk sorum, bizim duygusal reflekslerimiz nasıl oluşur? Neden oluşur? Neden kimisinde gürültülü, neden kimisinde durağan? Kişilikle mi alakalı bu? Bu direkt kişilikle alakalı olan bir şey. Kişilik deyince her birey bir başka bireye hiçbir şekilde benzemez. Denir ki bir çocuğu doğuran annesi ya da babası yüzleri aynı değildir. Tıpatıp aynı değildir. Yüzleri tıpatıp aynı değilse beyinleri de değildir. Dolayısıyla beyinler farklı olunca farklı sonuçlar üretirler. Ve dolayısıyla 8 milyar insanda 8 milyar ayrı kişilik var. Fakat bunların bazı ortak özellikleri itibariyle sınıflandırılabiliyor. Şimdi o zaman karşımıza şu çıkıyor. Bazı kişilik özellikleri çıkıyor. Bir üstü bazen kişilik bozukluğu çıkıyor ve bu kişilik bozukluklarına baktığınız zaman da 14 tane kişilik bozukluğu ayırabiliyorsunuz. Nedir hocam bunlar?
Şimdi örnek olarak söyleyeyim. Narsistik kişilik bozukluğu, antisosyal kişilik bozukluğu, obsesif kişilik bozukluğu. Her kişilik bozukluğunun kendine özgü duygulanma biçimi var. Kendine özgü bir şeması var. Kendine özgü bir davranış biçimi var. Dolayısıyla çözümlemeleri biraz farklı farklı oluyor tabii olayları. Evet. Yani kendine özgü bir kişilik yapısı yani. Tekrar gündeme getirmek istiyorum. Yine geçtiğimiz dönemde karşılaştığımız başka bir haber var biliyorsunuz. Bir uyuşturucu bağımlısı evde annesini evet. katlediyor. Çok ciddi, travmatik bir sonuçla maalesef. Maalesef yani ne yaptığını ifade edemeyeceğim. Eminim birçok insan biliyor ama vücudunun belli bir parçasını işte belki evden dışarıya atmak suretiyle bir infial tablosunu ortaya koyuyor. Evet. Mesela uyuşturucu bu öfkenin dozunun kontrol edilememesi için de bir sebep midir? Yoksa çok oradaki ciddi bir sebep. Başka bir şey mi var yani? Çok ciddi bir sebeptir. Bir uyuşturucu madde neticede vücuda alınır ve yaklaşık pik seviyesine yani 2 saatte falan çıkar ve bunun vücuttan yavaş yavaş kaybolması 4 saati ya da 5 saati bulur. Evet. Hani bazı kimyasal tiplere bağlıdır bu ama ortalama böyle. Şimdi maddeyi aldığınız zaman ortaya çıkan saldırganlık ve öfke var. Bir de madde yoksunluğunda ortaya çıkan öfke var. Yoksunluk da para ihtiyacınız var maddeyi temin etmek için. O parayı da annenizden ya da babanızdan alıyorsunuz. O da sizi reddediyor, vermiyor. Ben sana parayı vereceğim, gideceksin, madde kullanacaksın diyor. Ve kavgaya dönüyor iş ve sonunda da böyle kötü bir olayla sonuçlanıyor yani. İnanılmaz bir şey. Peki alkol de mesela aynı dozda bir şiddeti doğurabilir mi? Alkol de aynı dozda bir şiddeti doğurabilir. Doğurabilir. Birkaç haber var. O haberleri de beraber bakalım, değerlendirelim hocamızla. Evet, ilk haber geliyor. Halı silkeledi diye komşusunu öldürdü. Böyle evet. olabilir mi ya? Bu nasıl bir şey hocam? İstanbul'da balkonda yapılan halı silkeleme tartışmasında bir kişi yaralandı. Bir kişi ise hayatını kaybetti. Halı silkeleme nedeniyle tartıştığı ev sahibine ateş açan kiracı aynı zamanda üst kat komşusu olan ev sahibini yaraladı. Onun oğlunu ise öldürdü. İnanılmaz bir tablo. Şimdi bu restoranda yaşanan bir veya bir müzik kulübünde yaşanan bir kavgaya benzer bir durum evet. gibi. Ondan sonra bir tartışma oluyor. Muhtemelen küfürleşme olur. Öyle tahmin ediyorum. Ona bağlı olarak ya işte öyleydi böyle dayanılamaz ama anlık belki istemeden o anda düşünemiyor mu insan öfke ile kalkan zararla oturur diye büyüklerimiz söylemiş ya. Evet. Ya bu bence çok doğru bir şey yani. Öfkeyle kalkıp hani kötü bir şeyle sonuçlanmaması. Öfkenin sonu kötüdür. Kötü. Yani kötü bir şeyle sonuçlanmaması neredeyse mümkün değil. Ne oluyor da orada bu işi kontrol edemiyoruz ve bir yerden raydan çıkıyor bu iş. Şimdi bu işin biyolojisinde yatıyor. Bu sözünü ettiğim içgüdülerin merkezi limbik sistem biliyorsunuz beyinde. Evet. Limbik sistemde amigdala diye tanımlanan bölge öfkenin merkezi gibi. Evet. Amigdala'daki öfke sırasında ortaya çıkan deşarj maksimal 10 dakika sürer. 10 dakika içinde her şey olur biter, arkasından bir pişmanlık gelebilir. Allah muhafaza ya. Yani bir haber daha var. Evet, baldızını sokak ortasında öldürdü. Ya ben bunları gerçekten görmek ve okumak da bizi rahatsız ediyor. Bunları reddetmek doğru mu? Okumayalım. Bunları okumak bize zarar verir mi? Şimdi gerçeği de gözünü kapatamazsınız ki. Bunlar gerçek. Bunlar yaşamda var. Gözümüzü kapatabilecek değiliz. Biz bunları bileceğiz. Nasıl önlem alabileceğimiz konusunda da kendimizi geliştireceğiz. Nasıl önlem alabiliriz hocam? Öfkesini kontrol edemeyen birisine biz yardım edebilir miyiz? Ve biz ancak kendimizi koruyabiliriz değil mi? Ya bunun öfke şimdi, problemi var aman uzak durayım bundan. Şöyle bir şey. Bu temel kurallar var. Yani temel kurallar var. Bunlardan bir tanesi şu. Karşıda
muhatap olduğunuz kişinin karakter yapısını ve öfke eşiğini bilemezsiniz. Dolayısıyla kişiyi tetikleyecek biçimde hitaplardan ve el mimiklerden ve jestlerden kaçınmalı. Ve mümkün olduğu kadar da yumruk mesafesinin dışından sohbet edilmelidir. Örnek olarak söyleyelim, trafikte kavga başladı. İki kişi arabalarını çektiler ve birbirlerinin üzerine yürüyorlar. İkisinin kim karakteri ve kişiliği belli değil. Hangisinde uyuşturucu kullanılmış, hangisinde silah var, hangisinde de kesici delici alet var bilmiyoruz ki. Tabii. Dolayısıyla bundan dolayı öncelikle bu gibi hareketlerde mutlaka kendimizi korumak için önce soğukkanlı olmalıyız biz. Evliliklerde de öyle oluyor ya, birisi geri adım atsın mesela deniyor bunları konuştuğumuz zaman. Biz öfkeyle cevap verdiğimiz zaman yangına körükle gitmiş oluyorsunuz gibi düşünün. Tabii. Yani evliliklerde genellikle karı koca arasında ortaya çıkan şiddet meseleleri genellikle ters provokasyonlarla ortaya çıkar. Ters hitaplarla ortaya çıkar. İnsanın sinir uçlarına dokunan şeylerle. Oysa onu daha yumuşak, daha hitap edilebilir cümlelerle anlattığınızda aynı öfkeyle karşılaşmazsınız. Ama bazen öyle kişiler var ki eminim ekran başında bizi izleyenler de söylüyordur. Bazı karakterler kasten sizi sinirlendirmek için çok nazik gibi gözüken, sessiz gibi gözüken öyle bir şeyler yapıyorlar ki sizi tetiklemek için, sinir uçlarınıza müdahale etmek için. Orada da sizi zor duruma düşüyorsunuz gibi yani. Şimdi zor duruma düşersin ama varlığını korursun demişler. Değil mi? Evet. Mesela bir Çin atasözü vardır. Ben onu çok severim. Ey ince söğüt dalı, kuvvetle esen rüzgar karşısında eğilirsin ama varlığını korursun. Dolayısıyla çoğu zaman hayatınızı korumak için, tehlikeli bir durumla karşılaşmamak için yumuşak olmak, kibar olmak, hitabetinizi ona göre kullanmak, karşıdaki insanı öfkelendirecek tarzda hitap şeklinde bir hitapta bulunmamanız gerekir. Evet. İstanbul Ümraniye'de aracı bağlanan şahıs polise, ya evet bu haberi de hatırlıyor musunuz? Polise saldırıyor, sonra aracını ateşe veriyor filan. Evet. Bu nasıl bir öfke hocam? Aracı bağlanmış diye kendi aracını yakıyor, bir taraftan polise saldırıyor. Bu yani insan bu cesareti nereden buluyor peki? Bu patlayıcı tarzda ortaya çıkan bir öfke. Yani bu bir cesaret değil. Hı hı. Bu patlayıcı tarzda ortaya çıkan bir öfke. Bu amigdala 10-15 dakika kadar deşarj halinde kalır dedim ya, bu öfkelerden bir tanesi de bu. Trendlere bakabiliyoruz. Yani insanlar o dönemde en çok neyi araştırıyor diye. Şahit olduğum bir şeyin araştırıldığını gördüm. Şimdi yurt dışında, yabancı bir ülkede bir seri katilin aslında hayatı belgesel haline getirilmiş. Sonrasında da oldukça popüler olduğu iddia edilen ondan sonra bir dizi gördüm. Bunu izleyen birisi anlatmaya başladı hikayeyi. Dedim ya şöyle bir takılayım bakayım ne izliyorsun diye. Ya yani birkaç dakika tahammül edebildim manzaraya. Ondan sonra Jeffrey Dahmer, bu adamın bir hastalığı var. Ondan sonra bu hastalığı konu etmişler. İşte kaygan, parlak, çeşitli şeylerden işte cinsel dürtüsü meydana geliyor. Ondan sonra burada çocukluğuna anımsama yapıyor. Çocukluğunda işte babasıyla birlikte tuttuğu balığın içini temizlemesi, orada bunun tetiklenmesi falan filan bir sürü olaylar. Sonrasında yaptığı facialar, bir seri katile nasıl dönüştüğü filan anlatılıyor. Şimdi burada bakıyorum, öfke patlaması sonucunda ortaya çıkan bazı sorunlar, evet bazen normal kişilerde de görebiliyoruz ama sonuç bizi şok edici olmayabiliyor. Bazen de ya biz bu insanlarla aynı dünyada mıyız acaba dediğimiz tabloları görüyoruz. Trafikte kavga eden, birbirine bağıran insan olabilir.
Ama az önce söylediğim uyuşturucu bağımlısının annesine yaptığı tabloyu pek karşılaşacağımız bir durum değil. Aslında sözünüzü kestim. Lütfen bağışlayın. Estağfurullah. Bir süre önce minibüste bir başkalarıyla birlikteydi muhtemelen o kişi. Evet. Değil mi? Yani otobüste ya da tabii toplu taşıtta yanınızdaki insanın kim olduğunu bilemezsiniz. Bilemezsiniz. Dolayısıyla şöyle tarif ediyorum ben bir benzetmeyle. İnsanlar 8,5 milyar değil mi yaklaşık? Marmara Denizi gibi düşünün. Marmara Denizi'nde her Allah'ın bir dalgaları da var. Dalga düzenli çıkmaz. Doğru. Bir orada, bir orada, bir orada, bir orada, bir orada. Toplum homojen bir yapı değildir. Dünyanın her yerinde böyle. Dünyanın her yerinde böyledir. Bütün kişilikler hep bir arada yaşarlar. Bir kural içinde yaşarlar. Bir kurala uymayanlar var, bir de uyanlar var. Uymayanlardan uyanlar da zarar görüyor ama. Tabii zarar görüyor. Bakın toplumun %100 gibi düşünürseniz bir kare şeklinde ortasından bir çan eğrisi çizin. Onun çan eğrisinin dışında kalan kısım %15 artı %15. Bunlar yazar, çizer, düşünür takımı. Artı %15 marjinaller. Bir de eksi %15 var. Öbür uçta kalan. Bunlar suçlular, saldırganlar, problem insanlar, karakter bozuklukları, sorunlar. %15. %15. Dolayısıyla genellikle bu toplum normu dediğimiz %70 içinden bu gibi olayları görmeniz ender. Ama eksi %15 içinden bu tür olaylarla karşılaşmanız çok sık. Aile içerisinde çocukken karşılaştığımız durumlar, bizim ailemizin, anne babamızın öfkeyi yönetiş şekli, duygu durumu veya davranış biçimi veya kişilik bozukluğu bize öğrenilmiş olarak mı geçer? Hayır. Yani aslında evet de tamamen öyle değil. Aslında insanın karakteri, kişiliği, davranış biçimi ya da heyecanları, duyguları genetik anlamda doğrudan doğruya geçer. Genetik geçiş alır. Genetik geçiş yanında içinde bulunduğun ortamda da öğrenirsiniz. Doğduğunuz, büyüdüğünüz ailede nasıl insanlar ilişki kuruyorlar, kibarlar mı, değiller mi, saldırganlar mı, değiller mi? Bunu orada öğrenirsiniz. Ama genetiğiniz de eğer buna uygunsa o zaman hadise kendisini deklanşe eder. Genetiğiniz uygun değilse aynı deklanşe olmaz. Allah herkesi öfkeden, öfkeli insanlardan korusun. Ama en başta kendi kendinizi korumanız lazım. Bunu da hocamın söylediği gibi ifade etmek istiyorum. Evet, şimdi trafikteyiz. Yoğun bir trafik var. Ondan sonra akıcı. Birisi de bir yere yetişmeye çalışıyor. Trafik kurallarını hiç etti. Ondan sonra oradan giriyor, buradan çıkıyor. Aynadan görüyorsunuz. Geldi. Sizin önünüze kırdı. Teknik olarak sorun yok. O insana kadar sorun olmadı. Ama sizi riskle karşı karşıya bıraktı. Bir riskle karşı karşıya bıraktı. Çok, her gün oluyor. Her gün. Risk gerçekleşti mi? Gerçekleşmedi. Yol akıyor mu? Akıyor. Ama arkadan adama bağırdınız. Korna çaldınız. Fakat siz onun o yaptığına kızdınız. Çünkü belki de ölebilme ihtimaliniz var. Fakat tepkisel olarak, refleks olarak kornaya bastınız, söylendiniz. Adam sizin söylendiğinizi, korna çaldığınızı gördü. Küfrettiniz diyelim. Küfrettiniz diyelim. Adam gördü bunu. Korna çaldığınızı gördü. Yaptığı hata olmasına rağmen bastı frene, önünüze durdu. İkinci riskle karşı karşıya bıraktı sizi. Siz de aniden frene bastınız ve adam durdu. Siz de durdunuz. Teknik olarak belki sadece öfkelendiniz, bağırdınız ama adam durdu. Onun öfkesi sizden yüksek olduğu belli. Hata olmasına rağmen reaksiyon aldı
durduğu yerde arabadan indi. Geldi, ne var dedi. Cevap verebilirsiniz. Pardon diyebilirsiniz. Yanınızda eşiniz vardır, arkadaşınız vardır. Bunu kendinize yediremeyebilirsiniz. Ne var kardeşim, dikkat etsene diyebilirsiniz. Veya arabadan inebilirsiniz. Ne var diyebilirsiniz. O da bir yere yetişiyorum. Hastam var, olamaz mı? Bu ne terbiyesizlik kardeşim? Yani bilip bilmeden ne arkadan küfrediyorsun, bağırıyorsun dese, sen de doğru kullan falan filan, bu iş yürüyecek. Büyüyebilir. Ama birisi ekstra reaksiyon verdiğinde siz kendinizi eğer frenleyebiliyorsanız veya o öfkenizin o esnada ya geçti tamam kardeşim konu kapandı diyebiliyorsanız bence doğru nokta orada durabiliyor olmak. Evet. Şunu merak ediyorum. Korna çalmak birinci aşama. İkinci aşama bunu yapmayabilirsiniz. Karşıdaki de durmamış olabilir, basmış gitmiş olabilir. Siz bunu yapmayıp akan yolla kornayı bastın, adama sinyalini verdin, söyledin, arkadan söylendin ama öyle değil. Taktınız vitesi, yakalayacağım bunu dediğiniz nokta kontrolsüzlük mü oluyor? Evet. Yani öfke patlaması oluyor. Bu öfke patlaması oluyor. İşte burada ne giriyor? Seni öldüreceğim, seni yakalayacağım, döveceğim, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Orada zaten... Arabaya zarar vereceğim. Arabaya zarar vereceğim. Burada iş çığırından çıkıyor. Çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla öfkelenmek herkes için uygun. Herkes için yapabileceği bir şey belki. Ama öfkenin patlayıcı versiyonuna dönüşmesini engellemek lazım. Eğer öfkelenen veya öfkeden öğrenen bir toplum içerisindeyseniz veya aile içerisindeyseniz veya çevre içerisindeyseniz onlardan bir tanesini mutlaka yaşıyorsunuz. Şanslıysanız az bir zararla kurtuluyorsunuz. Şanssızsanız çok büyük bir zararla kurtulabilirsiniz. Ancak tecrübe herhalde hayat tecrübesi birazcık da akıl kullanımını devreye sokabilmek gerekiyor. Genç yaşta birçok şey olabilir. Allah hiç kimseyi geri dönemeyeceği eylem içerisine sokmasın. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ya bunları söylüyorum çünkü karşılaşıyoruz hocam bunlarla. Yani. Trafikte beni hiç kimse sinirlendiremez. Evet ben böyle geziyorum hocam. Hiç kimse sinirlendiremez. İşin ezberisi. Şey, stres çene ekleminde birikiyormuş ya. Çene egzersizi yaparsanız stresinizi azaltıyormuşsunuz diye bir literatür okudum. Böyle koyuyor. Yanımdaki diyelim bana kızsa bile değil mi? Bir yandan geçiyor. Ağzında adam mantarla geziyor. Hiç şey yapmayacak yani herhalde delidir deyip zaten basıp gider diye düşünüyorum en azından. Beni gerçekten beni hiç kimse sinirlendiremez. Ne güzel. Hiç kimse. Üzebilir ama sinirlendiremez. Evet. Öfkelenmem. Herhangi bir şey söylemem. Bir başvurumuz var. Öfke kontrolünde zorlanan bir hanımefendi bize başvurdu. Onu da bir dinlemek istiyorum. Sizle birlikte yorumlamak istiyorum. Lütfen. Müsaadenizle. Öncelikle kendisini tanıyalım. Sonrasında stüdyomuzu arayacağız. Merhabalar, ismim Yeşim Coşkun. 38 yaşındayım, özel sektörde çalışıyorum. Haytiyere Bakanlığı Doktor Geldi programına başvurdum çünkü konuyu kendime yakın buluyorum. Kontrolsüz bir öfke sahibi biri olduğumu düşünmüyorum ama öfkeli olduğumu kabul ediyorum. Peki neden böyle oluyor? Benim de sormak istediklerim var haliyle. Yeşim Hanım bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Sizi görmek çok güzel. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Biraz hastayım. Kusura bakmayın. dikkatli konuşmaya çalışıyorum. Beni araya soktun ama. Sağ olun hocam. Şimdi Yeşim Hanım öfke kontrolünde zorluk yaşadığını ifade ediyor. Ama az önce konuştuğumuz tarz öfke patlamaları olduğunu düşünmüyorum. Yani kendisine bakınca. Ama her şey olabilir. Kimin ne olduğunu bilmiyoruz değil mi hocam? Dolayısıyla öncelikle örneklerle neler yaşıyorsunuz, ne ifade etmeye çalışıyorsunuz, öfke kontrolündeki zorluktan sizin anladığınız veya yaşadıklarınız neler? Evet hocam şöyle, şimdi ben yapı olarak zaten duygusal biriyim.
kağıt inceliğinde bir ruhum var. Ama bu kağıdı hızlı buruşturduğum için hep suçlu duruma düşüyorum. Yani benim bence genel olarak böyle bir düşündüğümde hani o kader çizgime baktığımda vukuatlarım, öfkelendiğim anlarda belirsizlik ben bekleyemiyorum. Yanıt almam gereken bir cevap varsa bekleyemiyorum. Ve bu beni şey yapıyor, daha takıntılı, daha stresli, daha gözleri kocaman bakan, sesi yüksek çıkan biri haline dönüşüyorum. Genelde sosyal yaşantımda da benden hiç öyle şeyler beklenmez aslında. Çünkü şey böyle enerjik, hayat doluyum ama bir tarafta da böyle bir kız olunca insanları şey yani ikileme düşürebiliyorum. Peki bu işle ilgili mi hep oluyor yoksa normal ilişkilerinizde de cevap bulamadığınız şeyler sizi sinirlendiriyor mu diyelim? Bence sinirlilik birazcık bu. Yani genetiğimizde de var mesela hani ailede de sinirli kişiler var ona da bağladım. Zaman zaman hani böyle birkaç kendime yakışmayan şeyler olduğunda genetik faktörlere de yoğunlaştım. Ailede şeker vardır mesela bunun üstüne çok yoğunlaştığım zamanlar da oldu. Ama şeker böyle yapmazsınız. Yani duygularımı bir de çok uçta yaşıyorum ben. Tabii ben anlamadım ama hocam yılların tecrübesiyle gözünüze baktı ve değil. Hocam ya. Ne gördünüz? Yeşim Hanım'da ne gördünüz? Gerçekten merak ettim. Gerginlik. Var. Var. Geriliyor. Çok gerginleşiyor. Kafasında çizdiği planlama yürümediği zaman çok gerginleşiyor. Evet. Kesinlikle doğru hocam. İstediğinizi elde edemediğiniz her şey sizi girer ve sinirlendirir mi? İşte tamamıyla o hani böyle cevap bekleme yani cevap beklediğim bir soru varsa o hemen olacak. Bir iş varsa şey anksiyete de var bence bende. Yani niye olsun? O iş olacak diyorsunuz ya. Olmayabilir de. Yani kuruluyorum hocam belki de yani bilemiyorum onu. O kısmı çözemedim zaten ben de. Ama bu beni zaman zaman ifade güçlü olarak da geri döndü. Daha ağlak biri de yaptı. Kapı çarpan. İşte onu soracağım. Ne? Yani cevabını aradınız. Birisi ne bir şey sordunuz. Hı hı. Veya dediğiniz ki bu böyle olsun istiyorum. Olmadı. Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Yani benim o konuda aslında inandığım başka bir şey vardır da illaki olacaktır gibi bir diretme durumu oluyor. Öyle bir inadım var yani. Tamam. Mesela yani bağırıyor musunuz? Sesim yükselir. O esnada diyelim ki telefonda gerçekleşen bir şey olsun hocam bu. O kapı sert çarpılır yani. Telefonda kapatılır. İşte o da oluyor. Nefes alıp verişimi orantılayamıyorum. Avuç işlerim terliyor. Ve neşeliyken de çok stresliyken de genzim ağrır benim. Bu neden olur hocam peki? Böyle bir ağlama hissi gibi böyle bir geniz ağrısı. Bu yorum yapmaktan geldi şu an. Geriliyorsunuz, gerginliğinizden boğazınız ağrımaya başlıyor. Evet. Ama yaşadıklarımız öfke patlaması gibi gelmedi bana yani bir patlama şeklinde. Patlayıcı ve yıkıcı bir öfke değil. Yıkıcı bir öfke değil yani kapı çarpmak ne olacak? Yıkıcı bir öfke değil. Mesela şöyle olur genellikle, şöyle olur. Özür dileyerek söylüyorum. Hanımlarda bu Türkiye'de daha çok gözükür. Eşine karşı öfkelenir, kızar. Bir türlü bir şey söyleyemez. Çünkü evi terk edecek durumu yoktur. Ayrılacak durumu yoktur. Çünkü geçim kapısını kocasına bağlıdır. Değil mi? Bütün öfkesini içine atar. Bütün öfkeyi içine atar. Hiç ifade edemez. Daha sonra bu baş ağrısı ya da bel ağrısı olarak çıkar karşımıza. Evet. Çalışıyorsunuz. Evet. Kendi hayatınızı kendiniz idame ettiriyorsunuz. Evet. Evet. Herhangi bir bağlılığınız yok en azından kimseye. Evet hepimizin hayatında zaman zaman bence oluyor. Yani kızmamak, sinirlenmemek bu hayatta mümkün mü bilmiyorum. Mümkün. Gerçekten mi? Nasıl başarıyorsunuz hocam? Ben 40 yıl oldum meslekte barınalı. Gençliğinizde? Hiçbir arkadaşınıza kızmadınız mı?
Çok kızmadım ya. İnanın kızmadım. Yani şiddet ya da bağıracak kadar kızmadım yani. Evet. İşime gelmezse de sırtımı döndüm. Gittim. Evet, mesela seni en çok ne öfkelendirir dediğim zaman işte plana uymamak gibi bir şey söyledin. Evet. Planın bozulması doğru, hepimizi rahatsız eder. Ama kimisini çok böyle abartılı bir şekilde zorlayan bir durum olabilir. Ama bazı kişiler var, öfkelenmeye yer arar. Acaba öyle bir yapın mı var? Yani ben mesela yer aramam. Ama öfkelenebilirim. Canımı yakan bir durum olduğunda. Ama kontrol edebilirim bunu. Kimisini görürüm, ya sataşmak için yer arar yani. Sen öyle görmüyorsun ama kendini herhalde. Yok hocam, müsaadeniz olursa şöyle bir şey söylemek istiyorum. Aklıma bir şey geldi. Geçen gün mesela toplu taşımada hani öfke patlamasına eşdeğer bir şey değildir ama bende yarattığı gerginliği ifade etmek istiyorum. Toplu taşımada 70 yaşlarındaki bir beyefendiyle işte böyle 25 yaşlarındaki bir hanımefendinin tartışmasına denk geldim. Ama inanılmaz böyle saygısız bir hanımefendiydi. Genç olan saygısız evet, olduğunu söylüyorsun. Evet işte böyle yaşlı bir amcamız. Böyle müdahale etmek içimden geliyor. Şey yapmıyorum ama şey gibi... O esnada o amcanın kafasının içi olabiliyorum mesela. Diyorum ki böyle bir şey dese belki onu susturabilir falan derken öyle bir muhasebe içine girebiliyorum. Neyse indim otobüsten, işe gittim. 8 saatimi orada geçirdim. Bütün gün zihnimdeydi mesela o fotoğraf. Şimdi hani dediniz de hocam az önce öfkelenmeye yer mi arıyorsa ama o gerginlik üstümdeydi. Yanımdaki çalışma arkadaşıma bir şey söylerken yani benden bir şey rica ettiğinde... Zaman zaman hocam bu benim sesime yansıdığını da fark ettim. Ya da daha önceden söylemiş olduğum bir şey bana tekrarlattığında da hani çünkü hani o içimde ya böyle hani o kaynadı ya o benle beraber büyüdü ya. Ben hani o konuda böyle vücut dilimde bunu şey yapamıyorum. Hani bunu gizleyemiyorum hiçbir şekilde. Mutluluğum da mutsuzluğum da yüzümde ama o günkü gerginliğim mesela orada müdahale edip belki onu susturmadığım için de ya da amcanın biraz daha geri planda olmasıydı derken oradan çıktım eve geldim. Annem, ama o kişiye öyle davranan birisi sen cevap verdiğinde kim bilir sana ne diyecek yani. İşte onu düşündüğüm için zaten şey yaptım. Çünkü ben de kendimdeki gerginliği bir anda böyle fışkırabileceğimi bildiğim için kendime güvenemediğim için onu kendimden kendimi de ondan korumak için durdum hocam. Ama ne oldu en yakınıma? Çünkü nazımı da sözümü de o çekecek ki mesela annemle tartıştım. Yani annenin günahı ne? İşte yok ama yaptım. Değil mi? Ya. Birisine öfkelendin, sinirlendin. Sinirinin yatışması için nasıl bir cevap alman lazım? Hocam öyle bir beklentiye girmem. Ben ortamı terk ederim ve ağlamam lazım. Yani böyle bir cevap beklentisine girmem. Yine o kadar sabırlı değilim. Gergin olmak, sinirli olmak... Yani öfkeli bir zemine sahip olmak, insanların kendilerini bir şeylere karşı koruma dürtüsü ile mi devam eder ve oluşur? Şimdi gergin olmak insanların kişilik yapılarıyla birebir ilişkilidir. Kişilik yapılarının kendine göre şemaları vardır, düşünce şemaları vardır. O şemalar değişmediği sürece, değiştirilmediği sürece o senilik hali devam eder. Çabuk gerginleşir, çabuk öfkelenir, çabuk müdahale eder, fizik şiddete dönebilir. Anlatabiliyor evet. muyum? Şimdi mesela hanımefendi toplu taşıma aracında nasıl müdahale edebilirdi? Affedersiniz, kusura bakmayın. Böylesinden memelisiniz diyebilirdi ama biraz uzaktan diyebilirdi. Bir yumruk mesafesinin ötesinden demeliydi. Anlatabiliyor muyum? Ters bir cevap alsa? Ters bir cevap alsa gene sinirlenmemeliydi. Çünkü otobüs gibi yerde ters cevap veren kişinin ne kadar patolojik olduğu kendinden ortaya çıkacaktı. Peki, Yeşim Hanım için... Sinirleniyorum, öfkeleniyorum. Bunu kontrol etmek istiyorum diyor. Ne öneririz? Çok özür dilerim.
bir defa bir psikiyatrla lütfen görüşün. Lütfen görüşün. Sizinle olur mu hocam? Ben bundan mutluluk duyarım. Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim. Gerçekten mutluluk duyarım. Tamam. Burada tabii olmaz. Özel bir şey ondan sonra ama sonrasında merak ediyorum yani. En azından bir dönüşüm, bir neler yaşandı. Bizimle de paylaşırsan çok sevinirim. Arkadaşlarım da ilgilenirler, bu süreci de takip ederler. Değerli hocam çok vaktinizi aldım. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Hem sizle tanıştığımda sevindim. Sizin için çok teşekkür ediyorum. Çok duygulandım. Şikayetlerinizi hissediyorum ve endişelerinizi çok iyi anlıyorum. Daha öncesinde yürüyemiyordum. Tek ayağım üzerine zıplayarak gidiyordum. 2 sene öncesine dönerseniz benim 20 yılımı aldı. Tüm sağlık sorunlarınıza birlikte çözüm arayalım. Durumum olmadığı için tüp bebeği şey yapamadım. Bu süreci beraber yönetelim mi? Peki Ümmü'ye ne yapacağız? Ön tarafında da bir biyonik el olacak. Bir ay sonra göreceksiniz, dilek bambaşka bir dilek olacak. Bugünden sonra Nusret Hocam gerekli tetkikleri sağlayacak. Ben ve meslektaşlarım sağlık sorularınıza cevap bulmak için buradayız. Bize ulaşın. Evet, birazcık da rahatlayalım. O kadar işte öfkelenmeyi ve öfke patlamalarını konuştuk. Yeşim Hanım, sen rahatlamak için neler yaparsın? Sinirlendiğim bir anda. Yürüyüşe çıkarım. Güzel, güzel. Yüzümü yıkarım, saçımı ıslarım. Başka bir şeye odaklanamam. İşte film izleyeyim, kitap okuyayım falan, onlar yok. Yalnız mı kalmayı tercih ediyorsun yoksa birileriyle de buluşup sosyalleşebilir misin? Hocam genel olarak zaten öyle hissettiğim için ben çok evdeyim. Yani sinirlensem de sinirlenmesem de hiç böyle televizyon falan hiç açık değildir. Kendi ıssızlığımda yaşarım yani. Evet. Şimdi kokulardan hiç yararlanıyor musun? Böyle aromaterapi diyorlar, lavanta efendim iyi hissettirir falan. Yok, sana iyi geliyor mu? Hiç deneyimlemedim, hayır. Evet, biberiye, belki lavanta, ondan sonra limon. Bunların böyle insanlara iyi hissettirici duygular aşıladığı söylenir ve güzel literatürler de var bunlarla ilgili. Birkaç yaşam koçuyla tanıştığımda ada çayı yakmam gerektiğini, yani bu gerginliğimi alması için onu bir deneyimliyorum. Ama o da bir hani tavsiye üzerine. Kokusu güzel, bizim börte yapıyor stüdyoda arada. İyi geliyor mu hocam size? Bence geliyor. Ya en azından psikolojik olarak bile olsa fayda sağladığını düşünüyorum. Stüdyomuzda nefes terapisti Ümran Özen var. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ ol, çok teşekkür ederim. Şimdi Yeşim Hanım dedi ki, bize gönderdiği mesajda da vardı. Nefes alışverişim değişiyor dedi. Sinirlendiğimde, öfkelendiğimde. Dedi ki hemen burada demek ki müdahaleye ihtiyaç var. O zaman Ümran Hanım'dan destek alalım istedim. Eminim çok karşılaşıyorsunuz bu durumlarla. Temper management, yani sadece belki öfke patlaması değil ama gerginlik yönetimi için de veya heyecan yönetimi için de bence önemli. Evet, şimdi zaten halk arasında şöyle bir tabir vardır. Öfkelenen insanlar için burnundan soluyor derler. Çünkü bizler öfkelendiğimiz zaman vücut bir kasılıyor, geriliyor ve hızlı hızlı nefes alıp vermeye başlıyoruz ve burnumuzdan nefes alıp vermeye başlıyoruz. Aslında orada az önce kokudan bahsettiniz. Bir şeyi kokladığınızı hayal ederek derin bir nefes alsanız ve ağzınızdan ohlayarak verseniz aslında bir miktar rahatlamış olacaksınız. Tabii bunu öfke anında akla getirmek çok zor. O yüzden öfkelenmeden önce bu pratikleri yapmak gerekiyor. Şimdi siz öfkelenen bir insana ya bir saniye dur bir derin nefes al dediğinizde bu öfkeye siz de maruz kalabilirsiniz. Çünkü o insanın nefes alma gibi bir derdi yok. O an öfkeli ve bir şekilde o öfkesini karşı taraftan çıkarmak istiyor. O yüzden aslında öncesinde nefes çalışmaları yaparak koklayacağı şeyi bile öncesinde düşünmesi lazım ki öfkelendiği zaman o aklına gelsin. Bunun pratiklerini yapsın. İşte en çok sevdiğiniz koku nedir? Lavanta mıdır? Ne bileyim işte bir papatya olur, gül olur. Benim gibi çikolatayı çok seviyorsanız bir çikolatayı koklamayı tercih edersiniz. Ama bir şeyi koklayarak iyice böyle gülümseyerek o kısmı burnunuzu iyice açarak kokladığınız zaman daha rahatlamış olursunuz.
Yani bu aslında kokladığını hissetmek gibi bir şey. Gerçek evet. anlamda koklamıyorsun. Tabii imgeliyor aslında onu. Ama imgelemek yani bir zihin hayalle gerçeği ayırt edemez. O an bir şeyi imgeliyor ve kokladığını hayal ediyor. Bazen hatta o kokuyu hissedebilir bile, duyabilir. Yani çünkü aklına getiriyor ve orayı kokladığını hayal ettiğinde bir kere derin nefes alıyor. Aslında oradaki amacımız kişiye derin nefes aldırmak. Peki hayatımızda bunu rutin olarak yapsak mesela Yeşim her gün nefes egzersizi yapsa? Tabii ki aslında olması gereken o. Bu öfkelenmesinin önüne geçebilecek bir profilaksi yani ön alma durumu olabilir mi? Kesinlikle öyle. Mesela ben özellikle şu tekniği çok öneriyorum. Bizim timus bezimiz var burada. Ve bu timus bezi harekete geçtiği zaman bizim öfkemizi rahatlatıyor. Çünkü bizim bedenimizi rahatlatıyor. Bu da mutluluk hormonlarını, işte sevgi hormonu dediğimiz şeyi salgılatıyor. Ve dikkat ederseniz kişiler ağladıkları zaman özellikle bu böyle hani buralarına vura vura ağlıyor bazı insanlar. Mutlaka karşılaşmışsınızdır. Çünkü burayı rahatlatıyor. Ve ağlama hissi de sinirlenen insanları görürsünüz. Ağlarlar ya da kahkaha atan insanlara bakın. Diyafram yukarıya doğru hareket ettikçe aslında timusu titretir ve oradan sonrasında timus rahatladığı için bir rahatlama gelir. Ağlama, kahkaha atma. Kahkaha atan insanlar genelde ağlayarak bitirir bu işi. Eğer sinirlendiği için yapıyorsa tabii bunu. Ve bunu bir teknikle biz timus bezini harekete geçirdiğimizde aslında kişi rahatlar. Evet. Ben sosyal yaşantımda güleç biriyimdir. Ama mutsuz olduğumda da çok gülüyorum. Geldiğinizden beri güldüğünüzü görmedim şimdi. Yok hocam heyecandan gerçekten. Ama şöyle bir şey de bunu acaba bilerek ben mi kontrol ediyorum diye Ümran Hanım çok yakalamaya çalıştım kendi. Ben de reflekse dönüşmüş hocam biliyor musunuz? Hangisi? Yani mutsuzken gülüyorum. Hmm. Hani mutluyken de gülüyorum. Sonra mesele geliyor aklıma. Diyorum az önce iyiydim falan. Yani ben de o... Evet, tepkiler anlık. Anlık parlıyor. Bence geride hiç kötü bir iz bırakmıyorsun diye tahmin ediyorum. Yani öfken kine dönüşmüyor. Yok, o hiç yok. Bir de... Yani muhasebesini tutmuyorsun. Geriye hesaba yazmıyorsun yani. Bu öfkelendim, kızdım diye o kişiye muhasebe tutmuyorsun. Asla. O esnada konuşuluyor, bitiyor ve bitiyor yani. Eğer orada kontrol edebilse aslında... Belki de hiç olmayacak bir şey. Evet. Aksine ben Yeşim Hanım'da şunu gözlemliyorum bu anlattıklarından. Öfkesi bittikten sonra kendisine öfkeleniyor muhtemelen neden bunu yaşıyorum diye. Peki, buraya geldiğine göre. ve bu tarz bir egzersiz mesela onu iyi yapacağı gibi geceleri de yatmadan önce şimdi biz sinirlendiğimiz zaman bütün bedenimizi kasıyoruz, kas katı hale geliyoruz ya. Aslında böyle gözlerimizi kapatıp bir burundan, hadi yapalım o zaman yapalım. Hep beraber. Kapatalım gözlerimizi. Böyle burundan bir 5 tane nefes alıp verelim. Küçük bir çalışma olsun. Bir dakika, sizin kulağa kadar alma falan öyle mi yoksa normal mi? Hayır normal. Burundan sadece nefesin burun deliklerinden nasıl girdiğini, tekrar nasıl çıktığına bir bakın. Sadece nefesinizi gözlemleyin. Bu 5 nefes bittikten sonra burundan alıp ağızdan vermeye başlayalım ve ohlayarak verelim. Evet. Ve bu nefes alıp verişlere devam ederken bütün bedenimizi de bir tarayalım. Gevşetmeye başlayalım. Kastığımız, sıktığımız kaslarımız var mı? Mesela ayaklarımızla başlayalım. Ayaklarımızı bir rahatlatalım. Bacaklarımız, oturduğumuz yeri bir hissedelim. Son derece gevşek, rahat ve sakin olalım. Belimizi, sırtımızı, omuzlarımızı, her nefes alıp verişimizde bütün kaslarımızın tek tek rahatladığını, gevşediğini hissedelim. Özellikle çene kökümüzü, çene kaslarımızı bir rahatlatalım. Göğüs kafesimi, ellerimi... Bütün bedenimi rahatlattığımı, gevşettiğimi hissediyorum. Şu an son derece keyifli, harika hissediyorum kendimi. Şimdi hızlı hızlı burundan nefes alıp vererek kendimize gelelim. Bir 10 nefesle burundan nefes alıp verelim ve gözlerimizi açalım.
Nasıl hissettiniz? Bana karıncalanma hissi geldi. Bana karıncalanma, uyuşma hissi geldi bana da. Uyuştum çok, yani. Çok gerginsiniz demek ki. Böyle bir rahatlamaya. Hayır, bayılacak gibiyim şu anda ya. Sanki stüdyonun renkleri farklı gibi hissettim. Allah Allah. Evet, oksijen çarpması. Bir de şuralarımda hissettim. Buralarımda, kollarımda hissettim. Ben çok gerildiğim belki zaman... Belki gergin bak, oldum. Çok gerildiğim zaman buralarımda ve şuralarımda ağır oluyor. Resmen kendimi kastığımı hissediyorum. Böyle şöyle kasarsın ya kendini. Uykuda insan kendini kasabilir mi? Evet. Kasabilir. Bir de dişlerimi sıkarım hocam. Geçen o yüzden işte. Uykulayayım. Mesela bu egzersizleri yatmadan önce yaptığınız zaman uykuya en azından parasempatik sinir sistemini aktive ederek geçersiniz. Ve daha rahat bir uykuyla uyuyup güne de daha rahat başlamış olursunuz. Çok teşekkür ediyorum. Bizimle hikayeni paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, Doktor Geldi bir bölümün daha sonuna geldik. Siz de bize ulaşabilirsiniz ekranlarınıza gelen iletişim kanallarımızdan. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın efendim.